bir şeyin endüstri olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir tartışma da oluyor. Siz ilaç konusunda neden itiraz ettiniz Melih Bey? Efendim? İlaç konusunda neden itiraz ettiniz oradaki? İlaç konusunda aslında nerede itirazlarım var derse o kadar çok var ki. Ancak psikiyatride kullanılan antidepresanların çoğunun gereksiz anlamda kullanıldığı. Çünkü karşınızdaki sorunu olan insana bir çözüm verilmiyor. Yatıştırılıyor. Onu demek istedim orada. O zaten şöyle bir şey var. Daha geçenlerde bir tane araştırmanın sonucu çıktı. Orada 18 yaş altındaki çocuklarda, gençlerde bunu kullanmanın kalıcı intihara eğilimlerin arttığını gösteriyor. Sadece psikolojik boyutuyla ilgili bir itirazınız mı var? Ya sadece psikolojik boyutta değil, bedensel de. Ama bunu şunu anlamak lazım. Şimdi bakın bunu açıklamam lazım. Demin mutluluktan konuşuyorduk ya, bir de zaman kavramından. Çok önemli. İkisi birbirine bağlı konular. Tıpta bedenle uğraşılıyor. Öyle değil mi hocam? Bedenle ilgileniyorsunuz. O bir ilim. Tıpta bunun bilimidir. Şimdi beden ama zaman kavramında yaşıyor. Bedeniniz olmasa siz zamanı kavrayamazsınız. Yaşlanıyorsunuz, ihtiyaçları var bedenin. Sürekli beden sayesinde zaman kavramında yaşıyorsunuz. Ama ve lakin ruhsal dünyanızda, ruhunuz zamansızlık kavramında yaşıyor. Şimdi bir de bunun içinde ilaçlara geleceğim. Bunu bağlamam lazım, önce anlatmam lazım. Bu bedenin içinde ruhla akıl, iki unsur, akılla ruh birlikte bir yolculuktalar. Beden bir yerde bitecek. Çünkü zamanlı. O bugün olur 70, 80, 90, 100 belki ileride 200 belki daha fazla. Ve ileride zaten robot teknolojilerinden birleşecek, transhümanist geçici bir insanlık olacak vesaire. Onlara girersek şimdi birazdan gireriz. Ama şöyle bir şey var. Ruhla akıl yolculuktayken birbirlerinin diline konuşamıyorlar. İnsanı anlamıyorlar. Ve iki yabancı yolculukta oluyor. Bu iki yabancı yolculuktayken birisi diğerine katlanıp da sabır gösterirse kimse kazanmıyor. Birisi de bu yolculukta arabadan çıkarsa yine bir şey kazanmıyoruz. Ondan burada anlamamız gereki şu. Bunu çözümlemek için ikisi birbirinden aynı lisanı konuşması lazım. Mesela bunu ne tıp yapıyor ne psikoloji yapıyor. Akılla ruhun birbirinden konuştuğu anda mutluluğa ulaşmanın yolu oradadır. Bakın açıkçası budur. Çünkü zaman kavramının nedenleri, niçinleri falan gidip de mutsuzum demek aslında bir çözüm değil. Bu çok derin bir konu. Metasoflar bunu yapar. Ruh ve akıl birbirinden konuşmaya başladığı anda lisanı anladılar mı? O zaman bir mutluluk oluşuyor. Çünkü mana ruh ve akılın birbiriyle konuşması kavramını ben... Kimse bilmiyor. Yeni bir kavram. Peki siz... O bir mana katıyor. Hayata mana katıyor. Yani ruh ve akıl birbiriyle konuşabilir mi? Evet. Böyle bir şey. Benimkiler sürekli evet, konuşuyor. Evet yani herkes için. Yani sanki insan beyninin... İçindeki bir şey hissediyorum ben. İki tane şey hissetmiyorum. İşte o bilinçlilikle ilgili. Yani ruh ve akılın bir bütünlük içinde olduğunu. Ama ve lakin şu var. Gramerini bilmeniz gerekiyor. Size kimse o grameri öğretmiyor ki. Metasofi bunu öğretiyor. Şimdi geliyoruz ilaçlara. İlaçlarda o kadar çok ilaç sanayi dünyadaki en güçlü lobilerden biridir. Ve ekonomik sistemin, kapitalist sistemin direklerinden birisidir. Bakın ne kadar çok hastalanırsak o kadar çok kazanıyorlar. Şunu unutmayalım. Sağlıklı bir toplum, gerçek şifa, doğal şifa, alternatif şifa olsun. Başarılı doktorlar olursa, çok aşırı başarılı doktorlar, ilaç gerekmezse başımız belada. Bu bir realite. İlaç satmaları gerekiyor. Bugün doktora gidiyorsun, o kadar gereksiz ilaçlar da yazılıyor ki. Gidiyor, bakıyor size, hemen 4 tane ilaç yazıp reçete veriyor. Bak, burada ben bunlara inanmıyorum. Bir defa çok araştırmalar var. Neydi yıllarca herkese kolesterol dendi. O ilaçların İnsanlara faydası, siz daha iyi bilirsiniz rakamları. Daha geçen bir tane sonuç çıktı. Yurt dışından çok yüksek rakamlı insanların üzerinde test edilmiş. %3'üne yarıyor diye sonuçların. Ve yan etkileri çok oldu. Ve bunu geçmişe bakarsanız, şimdi ilim diyoruz. Pozitif bilimlere saldırıyor Kaan Bey diyecekler gene. Bir şey söyleyeyim. Kokainden eroin ilaç olarak çıktı insanlarda, biliyor musunuz? Almanya'da bunlar 1920'lere kadar insanlara veriliyordu ilaç diye, mutlu ediyor siz diye. Siz bunu endüstrinin bilinçli yaptığı bir şey olarak... Ya tabii ki. Endüstri niye bilinçsiz yapsın ki? Bakın ekonominin unsuru bu. Satmak istiyor değil mi? Size ihtiyaçlar, olmayan ihtiyaçları yaratmak istiyor. Ve tıp buna çok açık. Neden? Çünkü hepimiz korkuyoruz. Hastalandık mı? Ya bize yardım edin. İstediğini verebilirler. Bunlar doktorların bir suçu yok burada. Ama o arkadaki sanayi bir motor. En tehlikeli konu bu. Bu konuyu konuşmak şimdi savaşı açarsınız. Savunan olur kendi menfaati için, sistemin içindedir.
Ondan sonra karşıt gelenleri var, tamamen zıt olanlar olur ama sonunda rakamlar konuşsun. Bu dünyada nasıl savunma sektörü, finans sektörü varsa bir de ilaç sektörü var. Bu üçü de devamlı satmaları lazım. Sürekli, daimi, sürdürülebilirlik için bizim ekonomimizin. Ekonomi sürdürülebilir olmuyor. Burada işte büyük bir problem var. Biliyorum siz çok şey söyleyeceğiniz şimdi bu konuyla ilgili. Ama bir realite var. Bu ilaçların yüzde ne kadarı gerçekten işe yarıyor sorusu sormak gerekiyor. Ve pozitif bilim diye konuşan insanlar şunu da unutmasınlar. Bu araştırmalar yapılırken finansörleri kim diye bakın lütfen. Bundan 1940 yıllarına kadar öjenik diye bir dal vardı. Darwin'in, Charles Darwin'in amcaoğlu o dalı başlatmıştır. Ve insanların yetersiz genetiği olduğu için geri zekalı diyerek ya da bozuk genetiği var diye bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde ayda 5000 tane insan öldürülüyordu, zehirleniyordu. Irkı kirletiyor diye. Bakın bu realitelere bakarsanız mesela Nazi devriminin finansörleri o ilaç sektörüydü. Ve hepsine ödüller veriyorlar. Bravo, bizim burada başlattığımız siz yapıyorsunuz diye. Dünyayı biraz da büyük resimde görmek lazım. Hemen kabullenip de ya boynumu büküyorum sorgulamayayım dersek işte internet devrinin, bilgi çağının, veri çağının bir özelliği var. İnsanlar da bilinçlenebiliyor isterseler. Ya bana her verilen ilacı sorgulamadan kullanamam. Hayati ilaçlar var, onu sorgulamıyorum kesinlikle. Mesela antibiyotik kullanımı. Burada hocamız da bilecek. Bence herkes, bir itirazını alalım. Evet, antibiyotik herkes kullandığı için problemimiz var. Şu mesela çok tartışılan bir şey. Bence Melih Bey ona cevap versin ve itirazınızı da anında verin. Lütfen sizler de katılın. Yani çünkü hani tekrar ben Melih Bey'in söylediği bir şeye, yani bir paranoyak olmadan ilaç konusundaki hassasiyeti ne derler, zedelemeden. Çünkü milyonlarca insan da sağlığı için doktor tavsiyesinde ilaç kullanıyor. Bu anlamıyla onları da bu konuda tereddüte düşürmeden, bilimle çelişmeden... Kusura bakmayın, bir şey diyeceğim. Buyurun. Ben doktora gitmekten korkuyorum. Açık söylüyorum. Çünkü ben o kadar doktor tanıdım ki hesap yapıyor. Ben sizi suçlayarak demiyorum. Her sektörde kötüsü vardır, iyisi vardır. Ve diyor, ya diyor 100 tane diş daha doldurursam yeni arabamı alırım. Bakın, ben bunlara şahit oldum defalarca şimdi, doktorlar yani arasında. Şimdi ben doktora gidince da, hasta olmasam da belki bir hastalık söyleyecek. Ve kesin şu tahlil yapılacak, bu tahlil yapılacak, şu yapılacak diye. Neden? Çünkü özel bir hastane sonunda ekonomik bir işletmedir. Ben bir işletmeciyim. Orada belirli bir para kazanılması gerekiyor. Tıp konusu çok hassas bir konu biliyorum ama aynısını bence, ben emlak sektörüne diyorum. Konut da bir bence o yüzden kelimelere yani dikkat edelim lütfen. Çünkü şu anda birçok sağlık çalışanı bizi izliyor. Ve bu konuştuğunuz şeyler bence son derece incitici. Sebebi şu. Neden? Ben incitici olmak istemiyorum. Hep söyle demedim. Genellemiyorum. Ben sinir olarak bir korkuyorum. Bir ben konuşayım. Bey, ama şimdi bir sektör içerisinde bir alalım. Şimdi, ama bu klasik bir savunmadır. İtirazları yok, bir alalım. Klasik savunma değil. Biz tıbbi ve bilimsel konuşmak zorundayız. Biz bilim insanıyız. Yani biz öyle oradan bir magazin dergisinden bir şey duyup onu bir yerden okuyup buraya gelip konuşamayız. Bizim her konuştuğumuz şey bilim insanı hürriyetinde bir geçerliliği var. Ve buraya gelmek için de yani bir profesör olmak için de 20 yıl eğitim alıyorsunuz. Yani diyorum, bu işler hani internetten 2-3 günlük araştırmayla olmuyor. Şimdi antidepresan konusunda haklısınız, şu konuda bizim ülkemizde sıkıntı var. Antidepresanlar reçeteyle satılmıyor. Bu önemli. Çünkü Türk insanı şöyle bir şey var. Komşusu alıyor, o da gidiyor alıyor. O ona tavsiye ediyor falan. Maalesef böyle kullanımlar var. Dolayısıyla bunu psikiyatristler tanıyı koymalı ve uygun ilacı onlar belirlemedi ve bu reçeteli olmalı. Aynı antibiyotikler gibi. Nasıl şu anda antibiyotikler konusunda Sağlık Bakanlığı ciddi bir çalışma yapıp bunu ciddi anlamda kısıtladıysa bence yarın bir gün bu da sıraya gelecek. Gelelim, hani dedik ya zaman, uzun yaşam nasıl oluyor? Dünya üzerinde iki tane hastalık var. İnsan ömrünü kısaltan, zamanı kısaltan. Biri kanser hastalığı, öbürü damar hastalığı. Yani kalpte olursa işte enfarktüs geçiriyor, beyinde olursa inme geçiriyor, böbrekte olsa böbrek etmez, bacakta olsa yürüyemiyor. Sonuçta bir damar hastalığı bu. İki tane hastalık. İlaç sanayindeki gelişmeler şu anda kanser hastalığında ciddi 5 yıllık ömür konusunda ciddi ilerleme kaydetmiştir. Yani bunu onkolog arkadaşlar şey yapar ama ben geleceğim kendi branşıma. Biz eskiden bir hastayı bypass yapardık. Şöyle derdik taburcu ederken. 10 yıl sonra size bir bypass daha yapacağız. Böyle bir şey var mı? Neden? Çünkü aynı damarı hastadan alıp hastaya takıyoruz. Aynı şey devam ederse süreç, o damar da tıkanıyor. Bu süreci
Nasıl uzattık peki? Şu anda bir hastaya bypass yaptığımız zaman diyoruz ki 20 yıl, 30 yıl gidebilir. Veya işte stentler daha uzun süre açık gider. Nasıl diyoruz bunu? Kolesterol ilaçları sayesinde diyoruz. Yani o saldırı altında bütün bizim ülkemizde bu böyle bir de. Böyle bir garabet bir durum var. Çünkü kolesterol ilaçları damarları ve bypassları ve stentleri açık tutan en önemli faktördür. İkinci ilaçlar ne? Kan sulandırıcılar. Bu iki ilaçlardaki devrim sayesinde sizler ve yakınlarınız uzun süre konfor içinde yaşayabiliyorsunuz. Bu ilaçlar olmadığı zaman eskiden çok sık trombozlar görürdük. Bunlar şu anda çok azaldı. Ve olduğu zaman da yine teknoloji sayesinde, bu yeni ilaçlar sayesinde çok hızlı bunlara müdahale edebiliyoruz. Gelelim o araştırmaların finansörlerine. Şimdi artık bunlar da bir disipline alınmış durumda tüm dünyada. Çünkü havacılık birinci sektör, sağlık ikinci sektör, regüle sektörlerdir. Yani bir ilacın çıkması 10-15 yıldır, 10-15 yıllık bir periyottur. Sizin bir ilacı buldunuz, bunu kullanıma sokabilmeniz için 10-15 yıl bu ilaçla yatırım yaparsınız. Ama bunun çalışmalarını yaptırırken de çok merkezli çalışma olmak zorundadır. Yani siz Ahmet'i tanıyorsunuz, Mehmet'i tanıyorsunuz, onları bir araştırma, böyle bir şeyle kalmadı artık. Bu 30 yıl önceydi. Şu anda her bir araştırmayı uluslararası makaleye yollarken yazmak zorundasınız. Bunun finansörü kim? Niçin? Bunun İngilizcesini kim çevirdi? Bunun istatistiğini kim yaptı? Bunların hepsi bellidir. Ve guideline'lar bunun için oluşturulmuştur. Yani kanıt düzeyleri A, B, C diye 3 tane kanıt düzeyi vardır. A kanıt düzeyini oluşturmak için bütün bilim adamlarını toplarlar. Türkiye'den diyelim ki 10 bin vakalık seri, İsviçre'den 10 bin vakalık, Amerika'dan 10 bin vakalık, böyle çok merkezli çalışmalar yapılır ve guideline'lar böyle oluşturulur. Yani öyle 3 kişinin, 5 kişinin fikriyle oluşmaz bu işler. Burada da paranoyak olmamak lazım. Gelelim bunu savunan hekimlere. Asıl problem Kaan orada. Kaan Bey'in vurguladığı hiç haklılık payı görmüyor musunuz? Tamamen buna hayır, mesafe mi olması gerekir? Hayır, haklılık payı hepsi reçeteli satılmalı. Antidepresanlar konusunda haklılık payı görüyorum çünkü Türkiye'de çok kolay satılıyor. Peki bir endüstrinin tüketimi arttırmak ve sürekli kılmak üzere sağlığı manipüle etme ihtimali var mıdır? Bence yoktur. Çünkü yoktur. Artık dünyada bu işler çok regüledir. Yani bu işleri büyük firmaların zamanında ilaç firmaların bu tip şeylere girdiği ortaya çıkmış ve büyük cezalar almıştır. Çoğu kapanmıştır zaten. Ha, bir yani zamanlar derece oldu, artık olamıyor. Tabii yani dünyada her yerde oldu, her alanda oldu bu işler. Ama her teknoloji ilerledikçe naif bir yaklaşım olmaz. Bence. Şimdi gelelim bu finans bu konuda dünyasından bir bakarsak çok naif bir yaklaşım bu. Nedir o naif kılan yani? Finans dünyasından baktığımızda o kadar büyük bir sektör ki sürekli bir şey üretmesi gerekiyor. Ve sürekli var olanları da elden çıkarması, satması lazım. Şimdi sağlık ilerlerse onların işine yarar mı? Peki sağlık gibi bir alanda böylesi bir şey çok yani gerçekten zan altında bırakan bir şey ama itiraflar var çok fazla. İtiraflar var. Tabii canım. İşte ha biri şimdi seyirci göndermiş tüm dünya medyasında en büyük ilaç firmalarında çalışan kişi. Bir sürü var. Bu şeyi itiraf ediyor. Şimdi hocamın söylediği şey Hipokrat yemin etmiş bir doktor sabmiyeti bunu tartışmıyoruz. Hiç tartışmıyoruz. Türkiye'de özel sektör hastanelerinin büyük çoğunluğunu bizim şirketimiz otomasyonunu sağlar. Hastane yazılımı konusunda iyiyiz oldukça. Sektörü biraz görüyoruz. Doktorlar bizi izliyor, üzülmesinler ama hastaneye gidip soyulanlar da bizi izliyor. Dolayısıyla iyi niyetli doktorla bunu ticarileştirmiş doktor ayrı yok mu? Var. Yok diye zaten yalan söylüyor. Hemen bir anket yaparsanız %90 çıkacaktır. Ben kendim kaç kere tartıştım. Niye bunu yazıyorsun kardeşim bana diye. Doktorla. Ve içeriden bildiğim şey var. Yazılan reçete başına şey dağıtılıyor. Prim dağıtılıyor. Türkiye'deki büyük hastanelerin büyük çoğunluğunda var bu. Her doktoru suçlamıyoruz ki. Şimdi hocam işini samimiyetle inanarak yapıyor. Biz onu suçlamıyoruz. Ama ticarileştirilmiş bir mekanizma. Lütfen Google'a girin. Büyük ilaç şirketlerinde çalışmış insanların ne söylediklerine şöyle bir bakın.